Çift katlı integralde değişken değiştirme örnek soru 3. Bu videomuzda çift katlı integralde değişken değiştirme konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. R bölgesi x eşittir 0, y eşittir 0 ve x artı y eşittir 1 doğruları ile sınırlı bölge olmak üzere. R bölgesinde e üzeri x eksi y çarpı x artı y dx dy integralinin sonucunu x eksi y eşittir u ve x artı y eşittir v dönüşümlerini kullanarak bulunuz. Bize yapılacak dönüşümleri söylediği için işimizi kolaylaştırmış durumda. İlk olarak bu r integral alma bölgesini çizelim. Ardından bu r integral alma bölgesini u ve v dönüşümlerini uğratarak yeni bir bölgeye çevirelim. Birinci adım diyelim. R bölgesi bakalım nasıl bir bölge. X eşittir 0 doğrusu y ekseninin kendisidir. Y ekseni x eşittir 0. X ekseni y eşittir 0. X artı y eşittir 1. X'e 0 verirsek y'yi 1'de keser. Y'ye 0 verirsek x'i 1'de keser. Bizim integral alma bölgesi bu üçü tarafından sınırlanıyor. Normalde burada değişken değiştirmeye gerek yok. Oldukça basit bir bölge var. Bölgeden kaynaklı değil buradaki değişken değiştirmenin yapılmasının nedeni. Nedeni buradaki e üzeri bu ifadenin integralini almadaki zorluktan ötürü değişken değiştirme yapılıyor. Değişken değiştirme çift katlı integralde temelde iki neden ile yapılır. Bir, bu içerideki ifadenin integrali alınamaz. İntegral alma bölgesi kolay, sınırları çıkartılabilen bir bölge olmasına rağmen. İkinci ihtimal ise içerideki ifadenin integrali alınabilir. Fakat integral alma bölgesinden sınırları çıkartmak çok zordur. Burada içerideki bu ifadenin integralini alma zorluğundan ötürü değişken değiştirme yapılıyor. Şimdi buradaki bölgenin sınır fonksiyonlarını çıkartalım ki burada verilenler direkt bazen sınır fonksiyonları olur bölgenin. Bazen ekstra sınır fonksiyonları çıkabilir. O yüzden çizip bakmak oldukça faydalı. 3 sınır fonksiyonumuz var. Birisi y eşittir 0. Birisi x eşittir 0. X eşittir 0. Y eşittir 0. Ve x artı y eşittir 1. X artı y'nin zaten v olduğunu bildiğimizden dolayı buradaki x artı y yerine v yazdığımız an burası v eşittir 1 doğrusuna dönüştü. Yeni integral alma bölgesinin sınır fonksiyonları çıkıyor şu an. X yerine ne yazacağız? Şu ikisini alt alta toplayıp x ve y'nin ne olduğunu bir bulalım. X eksi y eşittir u. X artı y eşittir v. Alt alta toplarsak y'ler birbirini götürür. 2x eşittir u artı v. X eşittir u artı v bölü 2. Buradan bir de y'yi yok ederek, y'yi, x'i yok ederek y'yi bulalım. Şunu gidip eksiyle çarparsak x'ler gider. 2y v eksi u olur. Y de buradan v eksi u bölü 2 olarak elde edilir. Tamamdır. X ve y'yi de bulduk. Şimdi onları getirip buraya koyarsak, y yerine getirip v eksi u bölü 2 yazarsak v eksi u bölü 2 eşittir 0. Buradan 2 ile 0'ı çarparız. 0 eder. V eşittir u doğrusu elde edilir. Devam edelim. X yerine u artı v bölü 2 yazarsak buradan da 2 kere 0 0 v eşittir eksi u doğrusu gelir. Ve yeni integral alma bölgesini çizelim. Bu x y idi eksenlerimiz. Burada ise u ve v olacak. U ve v eşittir 1. Buradan 1'i koyalım. Şöyle v eşittir 1 doğrusu. V eşittir u, y eşittir x gibi düşünmek gerekir. Orijinden şöyle 45 derecelik açı yaparak geçen doğru. V eşittir eksi u da y eşittir eksi x gibidir. O da burada.
V eşittir eksi U. Bu üçünün arasında kalan bölge bizim integral alma bölgesidir. Burada. Ve şuradaki değerleri de çıkartalım. V yerine götürüp burada 1 koyarsak U'su 1 eder. V yerine götürüp burada 1 koyarsak U'su eksi 1 eder. Şimdi buradaki sayı sınırını V'den çıkartalım. Sayı sınırını V'den çıkartalım. Fonksiyon sınırını U'dan çıkartalım. İkiye parçalamak istemiyorsak eğer. Şimdi burada sayı sınırını V'den çıkartıyoruz. Sayısı olarak nereden nereye değişiyor? V'de 0'dan 1'e kadar. Fonksiyon sınırını U'dan çıkartıyorsak soldan sağa doğru sınır fonksiyonlarına bakacağız. Bu eksi V, U'yu yalnız bırakırsak burada. Bu taraftaki de V. Neden fonksiyon sınırını U'ya getirdim? Soldan sağa hep iki fonksiyon arasında değişiyor. Fakat aşağıdan yukarı değişim şu bölgede eksi 1'den 0'a kadar şu ikisi arasında 0'dan 1'e kadar şu ikisi arasında integral iki parça yapmak zorunda kalırdık. Yapılamaz mıydı? Yapılırdı. Gerek yok. Kendimizi o kadar uğraştırmayalım. Ve integralimizin sınırlarını çıkarttık. Şimdi ikinci adım Jacobian'ı bulalım. İkinci adım Jacobian'ı bulacağız. Bunun formülü de x'in u'ya göre türevi, x'in v'ye göre türevi, x'in kısmi türevler bunlar. X'ti y'nin u'ya göre, y'nin v'ye göre kısmi türevi. X'in u'ya göre kısmi türevi, u'nun türevi 1 eder. Aşağıda da 2 var. 1 bölü 2. X'in v'ye göre kısmi türevi, o da 1 bölü 2. Y'nin U'ya göre kısmi türevi eksi 1 bölü 2. Y'nin V'ye göre kısmi türevi 1 bölü 2. Bu bir determinanttır. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsak 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsak eksi 1 bölü 4. Buradan da bunu toplarsak buralar artı yapar. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 sonucuna ulaşırız. Jacobian'ı bulduk. Jacobian negatif çıksa dahi integralin içine onu mutlak değer içinde koyduğumuzdan pozitife dönüştürecek. Üçüncü adım integralimizi alıp şimdi bu değişken değiştirmeyi uygulayacağız. Şimdi integralimiz x eksi y x artı y dx dy biçiminde. Şimdi öncelikle integralin sınırlarını koyalım. Sayı sınırı dışa 0'dan 1'e v'nin sınırı, içeriye u'nun sınırı, eksi v'den v'ye. E üzeri x eksi y çarpı x artı y var orada. Şimdi buradaki x eksi y yerine u, x artı y yerine ise v koyuyoruz. İşte bu içerideki x ve y'li hali u ve v'li hale dönüştürüyoruz. E üzeri u v oluyor. E üzeri U ve çarpı Jacobian mutlak değer içinde o 1 bölü 2. Bu U'nun sınırı DU. Bu V'nin sınırı DV. Ve U'ya göre integrali alarak başlayalım. E üzeri UV bölü U'ya göre integral alıyoruz. Üssünün türevine böleceğiz. Üssünün türevi burada V olur. Bunda bir de aşağıda 2 var. V ve eksi V koyacağız. V eksi V. 0'dan 1'e dv. Şimdi buradan U yerine V'yi koyarsak 0'dan 1'e E üzeri V kare bölü 2V. Buraya eksi v'yi koyarsak eksi e üzeri eksi v kare bölü 2v dv olur. Şimdi burada çok önemli bir başka sıkıntımız geldi.
Burada e üzeri v kare, burada değişken değiştirme yaparak çözülmesi çok zorlu bir integral geldi. Bu aşağıdakiler paydada olmasaydı bölü biçiminde, bu integral çok kolay biçimde çözülebilirdi. Bu çözümü oldukça zor bir integral. Soru zaten sadece u ve v'li hale çevir ve integrali yaz diyordu. Ben çözmeye kalktım. Halbuki çevirdiğimizde de çözülmesi yine oldukça zor bir integral çıkıyormuş. Bu integrali zorlamayacağım. Nasıl çözebiliriz burada bu integrali? V kareye u desek. Yani bir deneyelim hatta. T diyelim değişkenimizi. V kareye t diyelim. dt 2v dv olur. Bizim buradaki 2v dv yerine dt yazacağız. Fakat ortalıkta öyle bir şey yok. Yani şu 2v'nin şunun yanında olması durumunda bu integral kolayca alınabilecek bir integral çıkacaktı. Fakat bu haliyle bu integralin alınabilmesi çok zorlu. Bu integrali çözmekle uğraşmayacağım. Çözülebilir bir integral çıkmadı. Soru güzel değilmiş. Ama genel fikri kavramanız adına bu soruyu tabii ki videolara ekleyeceğim. Buradan sonrası çok önemli değil. Çözülebilir bir integral gelirdi kaliteli bir soruda. Dediğim gibi soru çözün demiyordu. Sadece çevirin diyordu. Ben çözmeye kalkınca şu an böyle bir sorunla karşılaştım. Birinci adım integral alma bölgesini çiziyoruz. Bu integral alma bölgesinin sınır fonksiyonlarını çıkartıp bunları u ve v'li hale çevirip bölgeyi çiziyoruz u ve v ile. Bu u ve v'li halden sınırları çıkartıyoruz. Sonra Jacobian'ı hesaplıyoruz. Ve bu integralde u ve v'li sınırları yerleştirip içerisini de u ve v'li hale çevirip ardından da burada Jacobian çarpı du dv veya dv du hangi sırayla yazdıysak integralin sınırlarını ona göre de integrali oluşturuyoruz. Arkasından da güzel ve çözülebilir bir şey verildiyse de çözüyoruz. Buradakinde orada sıkıntı vardı. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.